Halide Edip Adıvar'ın kaleme aldığı Ateşten Gömlek romanı, edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı'nı konu alan ilk romandır. İzmir'in işgali sırasında kocası ve çocuğu şehit olan Ayşe, İstanbul'daki akrabası Peyami ve binbaşı İhsan'la birlikte Anadolu'ya, Kuvayi Milliye'ye katılır. Bu arada Peyami ve İhsan Ayşe'ye aşık olmuştur. Lakin vatan aşkı, yaşadıkları duyguyu kalplerine gömmelerini sağlar. İhsan ve Ayşe cephede vurulup şehit olurken Peyami bacaklarını kaybeder, lakin kafasına saplanan kurşun Peyami'nin de çok geçmeden şehitlik makamına çıkmasına neden olacaktır. Bir akşamüstü şakaklarına kirli siyah saçları yapışmış, sarhoş gözleri kan içinde nara atarak, laterna çalarak Yunan askerlerinin Madame Tadya'nın oteline hücum ettiklerini rüyamda gördüm. Gözümü açtım. Top ve bomba sesleriyle otel sarsılıyordu. Yataktan fırladım, merdiven başına gittim. Zavallı ihtiyar kadın topallaya topallaya yukarıya geliyordu. 1922 yılında yayınlanan Ateşten Gömlek, hem vatanın bağımsızlık mücadelesini hem de bu mücadeleyi yaşayan insanların aşkları ve vazifeleri arasındaki ruh çatışmalarını ifade etmesi bakımından epik olduğu kadar psikolojik bir roman. Halide Edip'in her birini yakından tanıdığı roman kişilerini, yani silah arkadaşlarını içtenlikle ve yaşanan acı olaylara tanıklık ederek anlattığı Ateşten Gömlek, Can Yayınları'nda. Pek tuhaf bir şekilde Kızıl Cebeci Hastanesi'nin bir odasından dışarı bakıyorum. Uzun sarı toprak yığınları yükselerek, alçalarak sonsuz uzanıyor. Fakat arkada öyle kızıl bir gök var ki, her şey tuhaf bir şekilde kızıl. Bu hafta bir film köşemizi Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek isimli kitabından uyarlanan bir TRT yapımı Ateşten Günler filmi süslüyor. 1987 yılında 4 bölüm halinde yayınlanan filmin yönetmen koltuğunda Ziya Öztan oturuyor. Zuhal Olcay, Müşfik Kenter ve Haluk Bilginer gibi oyuncuların yer aldığı Ateşten Günler şimdi ekranlarınızda. Ateşten Günler filmi, Halide Edip Adıvar'ın unutulmaz eseri Ateşten Gömlek romanından uyarlamadır. Birinci Dünya Savaşı'nın son günlerinin anlatıldığı Ateşten Günler 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Dersaadet'te işgal günleridir. Dersaadet, İngilizlerin işgalindedir. Korku ve gerginlik tüm İstanbul'a hakim olmuştur. Hariciye memuru Peyami'nin evine gelen korkunç haber, savaşın artık vahşete dönüştüğünün belgesidir. Ayşe, kocası ve oğlunu Yunan işgalindeki İzmir'de kaybetmiştir. Artık sığınacak tek yeri ve inanacak tek umudu vardır, kurtuluş. Kaderleri, aynı gayede yola çıkan Binbaşı İhsan ve Binbaşı Cemal'in yollarını İstanbul'da birleştirecektir. Her parçam kopuncaya kadar. Ben de söz veriyorum. İkinci bölüm Kuvayi Milliye'ye katılıştır. Bu bölümde İstanbul hükümeti Paris'e görüşmelere gitmiştir. Dönüşte alınan kararlar da, yaşananlar da işgalin tüm acımasızlığını yansıtmaktadır. İstanbul artık ev ev İngiliz askerlerine teslim edilmektedir. Tüm bu karışıklıkta Cemal ile İhsan Anadolu'ya, Kuvayi Milliye'ye katılmak için zorlu bir yolculuğa çıkmışlardır. Bu sırada evine el konan Ayşe de Seyfi Bey'in yardımıyla Kuvayi Milliye için yola çıkacak ve Peyami onu hiç yalnız bırakmayacaktır. Üçüncü bölüm Aşk ve İstiklal Yolu. Kuvayi Milliye'ye katılmak için çıkılan bu yolda Peyami ve Ayşe, İhsan Binbaşı'nın yanına vardıklarında bir yandan eşkıyalarla, bir yandan da düşmanla mücadele etmekteydiler. Dördüncü ve son bölüm, İstiklal Yolunda Şehitler. Adapazarı, Sakarya, Afyon, Kütahya ve Eskişehir düşman tarafından bombalanmaktadır. Peyami, muhaberatta haberleşmeyi sağlarken Cemal ve İhsan binbaşılar cephede düşmanla mücadele ediyordu. Ama hepsinin yolları, umutları, hemşirelik yaparak gazilerimizin yaralarını saran Ayşe'de birleşiyordu. İlk acı haber ağabey Cemal'den geldi. Ardından İhsan. En son ve en acısı, Peyami'nin gözleri önünde Ayşe de şehit olmuştu. Peyami, Ayşe'nin ardından ateş ve barut kokulu kabusa eşlik ederek bir bilinmeze doğru gözlerden kayboldu. Ateşten Günler, 4 bölümlük serisinin ardından yeniden kurgulanmak suretiyle 120 dakikaya dönüştürülerek televizyon filmi haline getirilmiştir.
Ne oluyor kaymakam bey? Kuvayi Milliye'nin kasabayı yakıp yıkacağı şayiasını çıkardılar. Bu sebepten biz önden geldik. Kuvayi Milliye düşman ordusu mudur ki kasabayı yakıp yıksın?